Annelik bir içgüdü müdür yoksa bir arzu mu? Annelik rolü her şeyden önemli midir? Kadının kendisine bakış açısı aileye nasıl yansıyor? Anaçlık ilişkileri nasıl etkiler? Açelya Akkoyun soruyor. Uzman klinik psikolog İclal Gözcü Atayay, annelik ve kadınlık konusunu tüm yönleriyle anlatıyor ekranların insana değer veren programı Akla Takılanlar, Açelya Akkoyun moderatörlüğünde başlıyor. Efendim ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Bugün anneliği, kadınlığı ve anne olmasa bile çevresindeki herkese karşı anne rolü giyen kadınları konuşacağız. Ee, tabii ki kimle? Benim çok sevdiğim, e, yıllarca yayın yaptığım, bilgisine, deneyimine çok güvendiğim sevgili İcral Gözcü ile yapacağız. Öncelikle İcrala e hoş geldin diyeceğim. Sonra da şu anneliğin psikolojisini soracağım. Hoş geldin İcral. Hoş bulduk canım benim programın hayırlı uğurlu olsun takibindeyim uzun süredir. Canım benim ee, güzel sizin sayenizde güzel şeyler öğreniyoruz biz sevgili seyircilerimizle birlikte. Ee, siz değerli hocalarımızın araştırmaları sayesinde ama bugün konumuz biraz hassas değil mi? Annelik. <laughs> Seninle konuşmaktan çok keyif aldığım bir konu. Canımsın benim. Ee, peki tam olarak nedir bu anneliğin psikolojisi işlerim? Ee, özellikle şu içgüdüsel mi yoksa hani bu bir arzu mu, öğrenilen bir şey mi? Hani o kısım. E, ben burada hem klinik anlamda e, bir anneliğe bakış açısı yapalım istiyorum hmm. bugün. Hem de sosyal psikolojinin bir alanı olarak annelik çok konuşulan bir mevzu. Ee, bir kere içgüdü dediğimiz şey bir türe ait e, üyelerin tamamının kendiliğinden yaptığı davranışlar bütünüdür. Hmm. Ama annelik daha gelişmiş olan insanoğlunun ...güdülenmesiyle, öğrenmelerle, kültürel normları da içeren birçok fenomenle e, tanımlanabilecek bir kavramdır aslında. Bizden beklenilen ya da bu annelikle ilgili e, pompalanan şey... ...aslına bakarsan öyle içgüdüsel, kendiliğinden olan o zaman e, bu favori çocuk muhabbetini... ...iki hmm. çocuklu, üç çocuklu insanların e, bazı çocuklarını daha fazla favori bulmasını nasıl açıklayacağız... Hani bu anlamda annelik içgüdüseldir diyemeyiz. Annelik bir arzudur, e, annelik sevgisi vardır, annelik duygusu vardır demek daha e, yumuşak bir manevra. Yani aslında bir sorun var ama onu sormadan önce şunu merak ediyorum. Anaç olmak bir duygudur, bir erkekte de olabilir, bir kadında da olabilir. Yani o e, özveri vermekle biz doğurgan anneliği mi karıştırıyoruz diye bir garip bir soru sormak geldi içimden ama... Şöyle, aslına bakarsan dediğin gibi o anaçlık bir duygudur. Hmm. Ha, başka duygularla da tanımlanması çok mümkün değil. Dediğin gibi erkeklerde de e, bu sadece dişilik üzerinden tanımlanabilecek bir evet, şey işte, değil. Evet işte orası sanki bana biraz haksızlık gibi geldi yani. <laughs> Baktığında çok öyle özverili erkekler, bakın veren, bakın erkekler, veren erkekler, de var. erkekler de var. Evet, evet. Özellikle yeni babalar Hı -hı. bu anlamda çok Hı -hı. daha donanımlı. Ee, bizim orada şöyle bir şey var. Aslına bakarsan hani annelik nereden geliyor? Ee, annesellikten geliyor. Hatta Hı -hı. o kadar enteresandır ki anneannemizin karnındaydık biz aslında. Hikayemiz şöyle başlıyor. Nasıl? Bir kadın, bir kız çocuğu annesi anneannesinin karnındayken yaklaşık üçüncü ayda annesinin rahmi oluşmaya başlıyor. Evet. Biz de o rahimdeki yumurtalıklarımızdan e, ürediğimize göre üç kadın, üç nesil aynı rahimde. Hmm. Dolayısıyla bu annesellik kısmı özellikle bir kadının hayatında çok önemli. Hmm. Ama anaçlık duygusuysa Heh, bambaşka bir bambaşka şey. Bambaşka, değil mi? Bambaşka bir şey. Peki, e, hani şu, şu ara çok moda hareketler var ya sevgili seyirciler. Tırnak içinde. <laughs> Tırnak içinde. Anneliğin kutsallığı kadına kadınlığından uzaklaşma sebebi olarak mı gösteriliyor ya da bir sebep midir anneliğin kutsallığı içinde kadının kendini var etme güdüsünün kaybolması? Çünkü anne olduğun zaman sanki kadınlığı böyle alıp rafa kaldıracak mısın gibi bir duygu mu veriliyor ya da böyle bir duygu Dişilik var mı? Dişilik bitiyor mu? <laughs> böyle böyle sorularını sordum <laughs> ben. Çok enteresan bir şey çünkü zaten aslında bu seksist cinsiyetçi yaklaşımların tümü bizim kültürel normlarımızda e, özellikle dişiliğin utanılacak bir şeymiş gibi hmm. lanse edilmesinden başlıyor. Hmm. E, İngiltere'de İngiltere'de ki gözlemim özellikle kız çocuklarının ergenlik döneminde çok daha göğüslerini gere gere gezindikleri yönündeydi. <laughs> Dişilik saklanması, utanılması gereken bir şey değil. Elbette. Bizim kültürümüzde ise özellikle kadınlığa her geçiş dönemi genelde ruh sağlığı uzmanlarına çok başvurulan dönemlerdir. <laughs> Buna evlenmek, doğum yapmak, menopoza girmek, hmm. kadınsallıkla ilgili ruhsal çatışmalar, evet. travmatik bakılır e, değil mi böyle biraz? E, çünkü orada Hadi. o kadar hani atıflar vardır ki çünkü erkeklik ...rahatça yaşanılabilecek bir e, cinsiyet gibi e, sunulurken normlar gereği... ...dişilik biraz daha arka planda tutulur. Hmm. O yüzden e, dişilikle kadınlık ve annelik bunların e, her biri birbiriyle bağlantılı. Aslına bakarsak ne arıyoruz ruhsal çatışmayı engellemek için? Denge. Hmm. Çünkü ben e, muhtemelen e, anneannemin domestik ev kadınlığı sebebiyle... Hmm. Çok böyle maskülen bir anneye sahibim. Hmm. Kendi dişiliğini arka plana alan, hmm. e, çok çalışan, üreten bir annenin evladıyım. Ama orada da e, kadınsılık, işte bakım vermeyle ilgili hmm. e, biraz daha e, yardım alan bir anne var. Yani biz orada özellikle yeni jenerasyon anneler olarak biz bu kargaşayı toparlayacak olan nesil, nesiliz gibi bakıyorum. Ben de daha aydınlanacak insanlar gibi geliyor ama... Burada hani kadının eş rolü de var. Hani anne olma hı hı. rolü dışında. Rol de değil. Yani ben ya rol, kimlik e, kimlik aslında. Yani varoluşun bütünü. Bütünün, hı hı. Bir bütünün bir parçası. Yani bir kadınsa eğer bu ya yani bir erkekse içinde erkekliği var, babalığı var, şey var yani kadın üzerinde evlatlığı var. Bakmamak gerekiyor ama e, burada e, o da da zarar veriyor mu diye sormak istiyorum anneliğin Yani annelik önünde midir mesela eşliğin? Ah oh, çok iddialı bir soru. Çok değil mi? iddialı bir soru <gülüyor> evet. <gülüyor> Yani özellikle kendi fikirlerimden ve gözlemlerimden bahsetmem gerekirse, özellikle çocukların ilk doğduğu senelerde e, karı kocalık ilişkisinde herkesin oturup e, bunları açık açık konuşuyor olması gerekiyor. Hı -hı. Çünkü kadına yüklenilen anlam sanki bunları tüm rolleri yeterince iyi yapmak zorundaymış gibi. Hı -hı. Ama doğum sebebiyle zaten o oradaki kimya, hormonlar sebebiyle e, dişilik rollerinin geri plana atıldığı. Daha çok annelik rolünün ön plana alındığı durumlar çok karşılaştığımız durumlar. Hmm. Bunun bir kriteri yok yani ilk 3 sene ilk 5 sene diye bir şey yok ama her kadının kendi iç dünyasındaki repertuara göre evet şunu söylemekte bir sakınca görmüyorum önce annelik rolü ön planda oluyor. Peşinden gelen işte babalık depresyonları ortaya çıkıyor. Kendini dışlanmış ve bakım alamayan hisseden erkeklerin de bir depresyonu oluyor doğumlardan hmm. sonra. Ee, ama... Eşlerini özlüyorlar değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Meyve soyup getirsin istiyor e, ama o sırada anne evet. çok yorgun oluyor. O yüzden hani bu e, dönemlerden e, aile üyeleri hep birlikte geçiyor e, ya da geçemiyor. Geçemiyor. E, yani orada e, tabii ki bu dengeleri kurabilmek... Ee, anlattıklarından yola çıkıyorum. Bireyin kendiyle başlıyor herhalde değil mi? Yani karşı taraftan beklentisiyle değil, kendi gözlemiyle. Bu noktada aslında şimdi konumuz doğum değil ama doğum olunca annelik olunca. Ya bu noktada. E sıkıştıkları noktada terapiye ne zaman başlamaları lazım İclal? Çünkü ben çok hayat kurtardığına inanıyorum. O yüzden biraz altını çizmek istiyorum bunun. Yani lütfen sevgili seyirciler şey demeyin. Bekleriz geçer eğer çok fazla oluyorlarsa oluyorsa bu durum. O annelikle doğum arası terapi alınmalı mı diye sorayım. Önce ilk sorumu olsun. Ya gönül ister ki hepimizin böyle bir imkanı olsun hı hı. Açelya. Ama artık özellikle bu dijital dünyaya geçişle birlikte ...o kadar güzel yayınlar, bilinçlendirme ile ilgili söyleşiler var ki... Bunlara katılabilirler. Bunlara katılabilirler, beğendikleri uzmanların takip edebilirler. Psikoterapi gerçekten özellikle annenin, daha dün bile arkadaşlar arasında bu konuyu konuştuk. Hiçbir şimdi anneliğe atfedilen anlam o kadar fazla ki... ...bir kadının doğum sonrası depresyonu, çocuğunu kabullenemediği durumları... E ee, insanlar anlamakta zorluk çekiyor. Hı hı. Bir de aynı dönem içerisinde kendi hayatlarında işte ya, işte atıyorum sıkıntılar yaşamış insanların sınırlarımıza girmesi mevzuyla da uğraşmak zorunda ah, ah, kalıyoruz. Ah, o, bir, o bir program konusu biliyorsun. Apayrı, apayrı, bir, apayrı konu. Ayrı bir konu. E Anneler yardım almaktan çekinmesin. Bu yardımı yakınlarından <laughs> isteyebilirler. Harikası. Eşlerinden isteyebilirler. Bir psikoterapistten isteyebilirler. Bir klinik psikologdan isteyebilirler. Hatta öyle bir nakit ve vakitleri olmayabilir. Geçici bir süreliğine bir medikal tedavi isteyebilirler. Yani bir şekilde kendilerini iyi hissetmek için birden fazla Çaba seçenekleri sahipsin var bir de çaba sarf etsinler yani evet, değil evet, mi yani evet. hani... o cefakar anne olma durumuna girmeye aslında çok da gerek yok yani bence insan zaten kendinden vazgeçtiği onu size de sormak isterim sevgili psikoloğum. İnsan kendinden vazgeçtiği şeyi ben öyle algılıyorum işler ee, bir süre vazgeçiyor ama sonra onun bedelini mutlaka istiyor ve mukayen güdüsel olarak istiyor bu da karşı tarafa bir yük mü Değil mi? Ya istiyor o değil bastırılmış mi? O bastırılmış öfkeler, öfkeler sonra al mi? diye önüne tabaklar atılan bir hale geliyor yani mu? Senin için yaptım değil de bizim için yaptıma çevirebilmek için. Bence sadece senin için yaptın dememek gerekiyor diye düşünüyorum. Yani bu yaşam tecrübesi. Haddim değil sizlerin yanında böyle Estağfurullah konuşmak ama, ama yaşam tecrübesi zaten olarak. Zaten orada toplum olarak bireyselliği bencillikle karıştırıyoruz evet. açelya. Önce ben demek bencilce bir tutum değil. Evet. Ben mu mutlu olacağım ki evet sevgimi mutlu bizim için yapacağım işte onu. Bizim için yapacağım. Bizim önce için ben. yapacağım. Bizim için önce ben. Evet. Ama senin için önce senin için ben benden vazgeçiyorsam onun bedelini alıyor insan oldu. Evet. Ben onu gördüm evet. hayatım boyunca. Peki Türk annelerinin anneliği sunuşları var biliyorsunuz. Dünya, her coğrafyanın kendi sunuşu var. Bizim annelerimizde nedir? Biraz böyle cefakar, biraz önce konuştuğumuz gibi hatta atasözlerimiz vardır. Saçını süpürge yapıyorum falan diye sizler için. bu noktada acaba yetiştirilen evladın üzerinde bu anne modeli nasıl bir etki bırakıyor? E danışanlarıma yetişkinlerle çalışıyorum. Sorarım hani annenizin işte erken çocukluk yıllarınızda hmm. nasıl bir kadın olmasını isterdiniz diye. Hepsi istisnasız bakımlı ve sağlıklı hmm. diye yanıtlıyor. Çünkü bizim eksik kalan yanımız bu. Çok Yumuşak önemli. karnımız bu. Evde mutlu, kendiyle mutlu, sağlıklı, bakımlı, kendine özen gösteren bir kadın figürü aslında Türk toplumunda eksik. Çünkü bizim annelerimizin göbek adı kaygı ee, o kadar korumacı ve kaygılı yetiştirildiğimiz için nesilden nesile bu rol aktarıldı. Bir de hep kadınlık üstünden ve annelik üstünden takdir alan kadınların hayatın diğer evrelerinde aktif olarak rol almaması da buna aslında toplumsal bir sebep olarak karşımıza çıkıyor. Hmm. Hanım hanımcık kız, evi temiz, pak, çocukları çok de, iyi bakar. Aferinleri onun üzerinden. Aferinler hep onun üstünden ve dolayısıyla bu pekişiyor. Ya da e, son jenerasyona baktığımızda tam tersi. Bu sefer aşırı e, maskülenleşen, kadınlığı reddeden e, bir versiyonumuz da ortaya çıkıyor. Bu ben da Ben yemek yapmam. Heh, ben yemek yapmam, Evin işini bilmem. Yapmam. Parasını veririm, yaptırırım. Ha, bu da çünkü ikisi de ikisi de uç. Bir ara bir ara değil mi? Değil mi? Yani azı karar, çoğu zarar. Aynen Portakal sağlıklı bir şey. 3 kilo yersek midemiz <laughs> delinir yani. Orada da zaten bizim dönüp de ya bir de ki tabii bu yani kadar aktivist... ben cinsimi teslim edim ki yani güç adına. Değil yani mi? ben hep onu derim yardım alırım ama evimin kadını benimdir yani. Değil hani, mi? hani o yardım almak başka bir şey. Hı -hı. Her konuda öyle değil mi? Niye biz cinsiyetimizden vazgeçelim? Değil mi? Değil mi? Çünkü o kadar aktivist tavırlar da bana yani kadını aşağılayan bir şey geliyor. Ya ben buradan Hı -hı, ee, bakmıyorum yani. Evet ben hani or oradan bakmamıştım. Güzel. Evet kadınlığı aslında kadınlığın yanlış sunumu olarak değil mi? Çok güzel söyledin. Peki çocuklar ne hissediyor bu durumda? Yine aynı yere geldik. Yani o anneyi görünce ileride toplumda rol model oluyor mu? Ona hep konuşuyoruz. Başka neler? Ne yansımalar oluyor çocuklarda? Ya geçen gün böyle mini bir dizide denk geldim. Ben bu metafora denk gelmemiştim. Timsahlar çocuklarını dişlerinin arasında taşır. Hmm. Ee, aslına bakarsan bu kadar korumacı tutumlara sahip bir çocuk yetişkin hayatında da sürekli suçluluk duygularıyla baş etmek zorunda kalıyor. Aa. Yani o dişlerin arasında taşınan çocuğu düşün, sürekli anneye yetebilmek için mükemmel olabilmek için o Saçını süpürge eden, e, idealize ettiği kadına yetişebilmek için e, bir çeşit suçluluk duygularıyla e, baş etmeye çalışıyor ve çok zorlanıyor. Dolayısıyla bir çocuğa yüklenebilecek en ağır sorumluluklardan biri senin için şunu yaptım, senin için saçımı süpürge ettim, senin için çalışmadım, senin için işte e, kardeşini dünyaya getirdim. Senin için bu aileyi tuttum, tuttum. diyenler bile boşanmadım. oluyor. Yani boşanmadım. Bu büyük bir. E, Çelişki bence. Ne oluyor yani. çocuklar yani hep suçluluk mu hissediyor kendiyle Çoklukla. ilgili? Mesela Çoklukla. arkadaş ilişkisinde, iş hayatında ne hissediyor? Yeterince iyi değilim. Ha. Elimden gelenin en iyisini yapmadım. Suçluyum, hatalıyım. Bu gibi temel inançlara sahip olabiliyorlar. Mükemmel olmalıyım. Yaranmaya çalışmalıyım, herkesi memnun etmeliyim. Bu gibi Bakar temel inançlar. sevgili seyirciler e, ya? Anne'nin bu kadar mutsuz olduğu durumlardan <laughs> genellikle çoğunlukla kaynaklanıyor. Aa, yani o zaman onu aşmak için bir süre ve aslında hmm, çok zor. Uzun bir kişisel gelişim dönemi. Bayağı değil mi hani? Gerektiriyor. E, ve bunun üzerine bir de travmalar. Bir, bir... Zorlu yaşantılar binince üstüne e, pekişiyor. Yani aslında o zorlu yaşantıların başlangıcı da e, çocuklarımıza yüklediğimiz bu misyonlar. Yani onlar için iyi olmak aslında uzun vadede karlı bir seçim olmuyor. Yani bir de şimdi, şimdi bak sorudan çıktım sohbete girdim özür dilerim ama. Yani düşünsenize ne kadar dediğin gibi büyük bir yük senin için, senin için. Halbuki o dünyaya gelmeyi seçmiyor. ...bu dünyaya gelmesine karar veren ailenin bireyleri... ...senin için, senin için hayır... ...benim yüzümden hatta tam tersi... ...bu durumu yaşadın... ...kusura bakma alt edersin demek... Onlar hani ...senin için eder, yerine... Değil mi? E, ...yani yavrum senin için belki ben bu yuvayı... ...kurmak zorunda kaldım değil de... ...ben böyle yaptım... E, ...kusura bakma sen bundan etkilendiyse gibi... ...bir tersi açıklamak sanırım... Hı hı. ...ne ummanlar açacak, ne bireyler yetiştirecek... ...diye düşünüyorum açıkçası. Şimdi orada da şu var... E, ...Açelya kendi repertuarımızda bu dil yok, onarmak yok. Anne hep kutsaldır, anne hep haklıdır. Hmm. Dolayısıyla bunu öğrenmek için çok ciddi bir çaba sarf etmemiz gerekiyor. Yani başka arada bir uslup var. Biz zorlu yaşantılarımızın çocuklarımız sebebiyle olmadığını biliyoruz. Ama bunu onar onaran ilişkiler görmedik. Bunu öğrenmek kıymetli. Yani hmm. e, Yetişkinler seçim yapar ve çocuklar özellikle bir annenin toplumdaki rolü aslında kızının kaderi olur. Kız eğer o kaderi değiştirmeye niyetli değilse. Bir annenin görüntüsü o kızın aslında hayatını çok etkileyen bir yer. Ama o kadar güzel bir yerin altını çiziyorsun ki ben bunu onarabilirim. Ben bu ilişkiyi telafi edebilirim. Evet. Yapılı hele günümüzde gerçekten ulaş yani şu şu an bile yayında ya da e, internette sosyal medyada paylaşımlardan bunu onarma isteğine çok ilaç var çok, çok. hap var değil mi çok yani ulaşılabilir çok, artık. çok ulaşabilir bir de bir şey daha söyleyeceğim bir türlü editörümde kızıyor bir sürü sorularımız var çok kıymetli ama hani doğurgan bir konu bu hani kadın olunca anne olunca çok doğurgan oluyor. E, aslında senin içinlerin içinde karşımıza hani ben şimdi düşünüyorum sesli düşünüyorum e, ufak bir sitem ve öfke de vardır. Yani biz çocuğumuz acaba öfke mi duyuyoruz diye bir soru sormak istiyorum hı hı hı. bu lafları derken. Duyduğumuzu fark etsek güzel olur. Hmm. Ee, çünkü bunu kabul etmek çok zor. Mesela danışanlarım şaşırıyor. Aa, çocuğunu ne kadar e, çok seviyorsun ama annelikten pek hoşlanmadığını düşünüyorum. Yani zaten sevmemekten değil öfkeden değil bahsettim. Ha, yani orada annelikten hoşlanmayanlarımız da var. Çünkü hmm. annelik kendi yaralı çocukluğumuzu da hatırlatıyor. Hmm. Annelik kendi ihtiyaçlı halimizi de hatırlatıyor. Fazlaca verdiğimizde de öfkelenme ihtimalimiz var. Çünkü ben bunlara yaşamadım. Bir çeşit haset. Bunları duymak çok çarpıcı ve e, toplumda konuşulan şeyler değil. Ya da tam tersi veremiyor olmanın vicdanını da yine çocuktan çıkartıyoruz. Dolayısıyla kendimiz o yollardan geçtiğimiz için o ihtiyaçlı çocuk suya her an temas etmemizi sağlayan bir şey sevgili çocuk ve ergenlerle çalışanlar çok güzel söyler çocuğumuzun her yaş dönemi bizim kendi o yaş dönemimizle çok ilintilidir ruhsallığımız çocuklarımız üstündeki çatışmayı besler çok güzelmiş yani İjder Hanım e, 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 e dediği o kadar doğru ki ne olur çocuklarınızın yaş dönemleriyle kendi yaş dönemlerinizin e, paralel olmadığını ayırt edin değil evet. mi aslında yani paralel Güdüsel olarak paralel e, gitmeyin demek istiyorsunuz ya, değil mi? Aynen öyle. Şöyle şeyler Çok güzel oldu. anlattı meseleyi ama ya. Yani şimdi e, biz bazen çocuklarımızı kıskanabiliyoruz. Ben bunu kendimden hmm. örnek vereyim. Bir kızım, bir oğlum Salak var. Başlasın. Özellikle çok teşekkür ederim hepimizinkine. E, bazen kendi terapi sürecimde tabii ki bunları fark ediyorum yani uzman olmak kendi hayatımızda fark ettiğimiz anlamına gelmiyor ee, eşimin sınırları çok esnettiği ile ilgili büyük büyük <laughs> yargılarım ve yorumlarım var ee, ama sonra fark ediyorum ki bunun içinde e, imrendiğim sahip olamadığım şeyler de var yani o baba kız ilişkisi ...de olabilir hmm. bu. Ee, başka başka şeyler Bana o kadar de genişlik sunulmadı da olabilir. Değil mi? O Tabii. da olabilir. Güzel bir sorgulama ee, yapın bence. Dolayısıyla orada özellikle kız çocuklarımızla... ...anneler, annesellik ve kız çocuğu çatışması... ...çok ünlüdür bizim toplumumuzda. Erkekler hep iyidir, hoştur, kolaydır. Neden? Çünkü bir kıza bütün efor ayrıldığında... ...erkekle bu çatışmayı... An, ...yaşayacak kadar uzun uzun vakit... ...geçirmez anneler. Hımm o çatışmaya girilmediği için de sanki sorun yokmuş gibi. Genellikle görülen örüntü budur. budur. Ee, böylece bir sürü çarşın geliyor. Çok güzel gelir, bir mi? çok güzel bir şey söyledi. Yani evet şimdi sorularımızla devam ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Kadının kendine bakış açısı Aileye nasıl yansıyor? Aslında biraz önce böyle parça parça bundan bahsetti sevgili İşler ama daha net soralım. Yani benim kendime bakışım, İşnelin kendine bakışı aileye nasıl yansıyor? Ailedeki o birlik, beraberlik aslında senin de az önce söylediğin gibi herkesin kendini dengede ve mutlu hissetmesiyle mümkün. Dengeden kastımız nedir? İşte belki çalışan bir kadın olarak domestik bir ev kadını gibi davranmıyor olabiliriz ama sürekli en güçlü kasımızı, iş hayatımızı kasını güçlendirerek de o ailedeki rolümüzle ilgili kendimizden memnun olmayız. Hı hı. Yani hepsi eşit ve dengede olduğunda dediğin gibi bu çocuklar için de geçerli, e, erkekler için de geçerli. E, aile ancak kendini dengede hisseden, kendinden memnun bireylerle daha sağlam bir kurum haline gelebilir. Hı hı. Bu noktada o zaman e, kendine bakışın yansımasını da takip etmen gerekiyor dengeyi kurabilmek için. Hı -hı. Hani hep dengeden bahsediyoruz ya o Hı -hı. noktada. Peki, babanın anne kültürüne bakış açısı. Hı -hı. Bak burada babaları devreye sokmadan olmuyor Hı -hı. tabii. Ee, babalık kültürü kadının dişiliğine ve anneliğine nasıl yansıyor? Çünkü burada anne var oluyor. Çünkü anne baba da ayrı kültürlerden geliyor. Yani genelde öyle. Hı -hı. Ee, çok yakın kültürlerden olmadığı sürece farklı ailelerden geldikleri kesin. Hı -hı. Dolayısıyla burada babanın kültürel bakışı anneye ...eve eve çocuklara nasıl yansıyor... ...kadınlığına nasıl yansıyor? Çok önemli çünkü kadından orada çok desteksiz... ...ve yalnız bırakılmış hissedebiliyor. Hmm. Şimdi erile yüklenen... E, ...görevde orada bir maskülenite eşittir... ...dışarıda... E, ...geçim kaynağı bulmaya çalışan... ...yani ilk el hayatta evet. avcılık yapan. Yüklenen işte Hah. bu. Ama oradaki dengesizlik de burada başlıyor. Yani baba bütün eforunu... ...dışarı hayatına ayırıyorsa... E, ...orada sonuçta... Geçen bir arkadaşım söyledi. O kadar güzel ki yani işte 3000 lira gelirimiz varsa 3200 lira giderimiz varsa dardayız. Darda olmak o kadar basit bir şey ki kadın ve erkek bu ev tasarrufunu da giderleri de gelirleri de hep birlikte yaparsa bir çift ancak bütün roller dengede olur yani ben sürekli burada hani bir kadın tarafına ya da erkek tarafına yüklenilmenin doğru olmadığını düşünüyorum genel giderleri bir kadının da bilmesi gerekli değil mi hani o erkeğin kendini çalışmıyor bile olsa değil mi o parayı çekip çevirebilmek evi yönetebilmek, evi yönetebilmek ne kadar harcadığını mesai. belirleyebilmek çünkü orada da babaların kaçış noktası ama yeni babalarda bu durum bence daha iyi bir hal almış durumda. Ee, o babalığı sahiplenmek, işte çocuklarla etkin vakit geçirmek, anneye destek olmak, işte e, baba da kendinden bu rolle birlikte daha memnun olmaya başladı. Babanın eve karşı, çocuklara karşı bu e, sorumluluk hissi arttıkça. İnsanoğlu çatışmaları azalttıkça mutlu olabiliyor zaten. Hmm. Daha dengede, daha mutlu. Sonuçta sosyal ilişkilerimiz var, aile ilişkilerimiz var, çalışma hayatımız var, hobilerimiz var. Hani bunların hepsi ama hep şu örneği veririm yani. Sürekli aynı kası güçlendirdiğimizde denge bozulur. Şey e şeyden ayak kırıldığında alt şey ya, bir ayak incelir çalışmadığı i̇ncelir, için değil mi? öbürü ya dengen bozulur. Aynı Sürekli şey. Dışarı hayatında koşturduğundan yakınan bir bey hı hı. tabii ki aile hayatında kendini istediği kadar oturmak içinde adam yerine konmuş hissetmez. Çünkü Hatta yoktur. iş yerinde daha adam yerine konur ki de orada bedeli de verilir, bedeli de alınır. Burada yoktur. Yoktur. Çünkü kendi kendini dışlar aslında hı. farkında olmadan. Peki bu annelik ve babalık rolleri yani aslında sen demin dedin ya denge ikisi de yapsaydın e, ee, bu dengeni sormayacağım çünkü her ailenin başka dinamiği var yani hani burada bir hap bilgi veremeyeceğim kusura bakmayın ama şunu genel geçer olarak söyleyebilir miyiz ee, ortak emekte buluşmak hı hı, çok güzel söyledin yani emeğin ortaklığı hı hı. Ee, bazen birine daha fazla kayabilir mesela hani bunu nereden örnek verebiliriz biraz önce ev işinden verebilir miyiz ev işlerinden ee, anne baba, koalisyonu. baba koalisyonunda, evet. emekten kesinlikle kesinlikle çünkü orada eğer e, bu kadın sadece dış dünyada çalışıyor anlamında değil Aynı şekilde evin içinde ev hanımı olarak çalışan, mesai harcayan bir kadının da ev işleriyle ilgili bir takım desteklere, yardımlara ihtiyacı vardır. Hı -hı. En azından kendi kendimize bakım verebiliyor halde olmamız gerekiyor. Hı -hı. Çünkü karı koca olarak da anne baba olarak da e, bu roller üst sistemdir. Çocuklarsa alt sistemdir. Çocukların herhangi bir Hı -hı. aile üyesiyle koalisyon Hı -hı. yapması zaten aile örüntüsü için beklendik ve uygun olan bir durum değildir. Mesela. E, Çocu, anne çocuklarıyla koalisyon yapıyor, baba dışarıda kalıyor. Hmm. Bu iyi bir yer değil. Çocuklar alt sistem olarak kendi aralarında, kardeş ilişkilerinde koalisyon olmalı. Karı koca ya da anne baba üst sistemde kendi aralarında koalisyon olmalı. Dolayısıyla destek, yardımlaşma, çaba, özveri bunlar da bu sistemler arasında bir anne ya da bir baba çocuğuyla dertleşemez. Ya çocuğuyla çocukla dertleşecek olanlar kendi akranlarıdır. Çocuklar kendi arasında arkadaşlık eder. Çocuğumuz bizim arkadaşımız değil. Dönüp de babasını çocuğa şikayet etmek ne kadar uygun bir davranış. Kaç yaşına kadar? Buraların dönüşü... <gülüyor> 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 Merak ettim gerçekten kaç yaşına kadar yani ben gelmişim 30 yaşıma annem 50 yaşında dertleşemeyecek miyiz? E, değil tabii ki ama çocuk dediğimiz şey o 14'e kadar Heh. özellikle tamam. hani erken çocukluk yıllarını zaten hiç saymıyorum çocuğu bir şekilde on e, yıpratan Onu da çok bir şey. yapan şey. oluyor çekiyor karşısına yavrum. Evet. Biz şöyle şöyle olduk, böyle böyle olduk. Evet. Babam ona şunu yaptı, ne ona bunu yaptı. Ha yani, etti. ha yani ama işte Değil orada... O çocuk yıpranıyor yani. Hmm. Bu bence hani zaten e, 14 yaşına kadar çok küçük bir çocuk. Hiçbir hmm. il, e, gelişmiş düzeyde becerileri yok. Beyin gelişimi olarak çocukluk e, o kadar bizim gelişmiş becerilerimizi kullanması gereken bir dönemde onunla dertleşir, akıl ister pozisyona geçmemiz e, komik bir durum. Doğru, doğru çok çok doğru. Peki biz dertleşmiyoruz, akıl istemiyoruz ama başka bir kaygımız daha var. Özellikle bu 2000 1900'den sonra daha da ben görüyorum mükemmeli aramak, mükemmel anne olmak. Yani işte mükemmel olmak, eşte mükemmel olmak. Yani bu kadar mükemmel olma arayışı bir neden oldu bu dönemde. Onu merak ediyorum. İkincisi ne kadarı doğru? Çok, e, kliniğe en çok başvuru sebebi hepimizin aslında <laughs> hastalığı, yakın dönem hastalığı mükemmele e, evet. hedeflemek. Çok tüketen bir yer. Çünkü hiçbirimiz eskisi kadar ihtiyaçlı hallerimize yardım istemeye tahammül edemiyoruz. ya O e, içimizdeki kırılgan çocuğa, şimdi e, genellikle biz... Kadın kadına terapide konuşurken görüyorum ki e, eşlerimizin ihtiyaçlı haline de tahammülümüz yok. Sanki eş dertleşemezmiş gibi, sanki o dertlenemezmiş gibi, e, yakınamazmış gibi. Sanki hani böyle olgun bir baba figürü vardır sürekli e, kol kırılır yen içinde kalır e, gibi bir modelimiz vardır ya <laughs> Türk aile yapısı olarak ya da erkeklerle konuştuğumda aynı şekilde hani karısının o yoruldum diyen haline tahammül, tahammül edemez. edemez gibi çok insani yani hepimiz e, yeterince iyi olmak e, gayreti çok daha gerçekçi bir gayret çünkü mükemmel doğada da yok 7,5 milyar insanın da başarabildiği bir şey değil. Hani mükemmeli aramak ancak kendimizi sürekli hayal kırıklıklarına e, yönlendirmekten başka bir şey değil. Çünkü o insani zaafları kontrol altına almaya çalışıyoruz. Hmm. Bu da kadınlıkta da aynı şekilde. Şu an ki dönemde de aynı şekilde hayır yeterince iyi elimden gelenin en iyisini yapmak az önce tüm bahsettiğimiz dengede olma haline işte ben sosyal ilişkilerimde de bir dengedeysem, kendi hayat akışımda da bir dengedeysem, eşimle ilişkimde de evlatlık olarak, evlat olarak da hani ortaya bir karışık açıkçası koyabiliyorsam, <laughs> e, mükemmeli aramak, e, büyük hayal kırıklığı, depresyon sebebi, panik bozukluk sebebi, obsesif kompulsif bozukluk sebebi, eğer böyle bizi huzursuz eden, ruhumuzda bir çatışma yaratan şeyler yaşıyorsak, mükemmeliyetçi ve katı olma ihtimalimiz çok yüksek. Hmm. Ya bu öyle bir sınır ki şöyle hmm yaptım gittikçe de dozu artıyor biliyor musun o mükemmel mükemmeli aramanın hı hı. yani o hani e, onu da fark ediyorum çünkü bugün norm olarak mükemmel diye normladığın bir şey yarın eksik kalabiliyor hı hı. yani hani o kadar değişken bir şeyi bu kadar mükemmelle yakın kovalama güdüsü yorucu olsa gerek diye düşünüyorum. Hani bir yerde çok sevdiğim bir laf var İclelim derler ki ya tuttuğunu bir bırak da bir bak derler. Hani bırakmazsan göremezsin. Yani o yüzden o mükemmeli aramayı bırakmak ama tabii ki iyi aramak belki dengeyi aramak İclelin söylediği gibi çok kıymetli olsa çok gerek kıymetli. burada yani. Çünkü orada dediğim gibi sonu yok e ve öyle bir şeyin içindeyiz ki bilgi mesela bilgi kaygıya iyi gelecek bir pan zehirdir. Ama her şeyi bilgiyle aramaya çalışıyoruz. Yani zihnimiz sürekli bir kategori peşinde hmm, sürekli güzel. hedef koyuyor ama hedefler o salma kısmını anda kalmayı örseleyen bir şey. Hı. Hedef, niyet tabii ki hepimiz insan olarak belli bir kişisel gelişim İsteriz gelişim tabii yani, insanız. içindeyiz. Ama bunu bu kadar kategorize etmek ve sürekli hedefler içerisinde, kitaplar içerisinde boğulmak da değil bence. Ee, i̇şte glutensiz yaşam ne kadar riskli bu uçsa obezite de o kadar riskli bu uç bence. Yani hani o konuda da sürekli spor salonundan çıkmamak, sürekli bir diyete kendimizi zorlamak falan. Hani obeziteyle aynı uçta bence. Ya belli bir yere geldikten sonra normal'e dönebilmeyi becerebilmek. Şimdi belki bir süre hani şey olursun ama. Dikkat ettikten sonra ama hayatını bu şekilde yok. geçirenler var yani sezgisellik Tartiye kalmadı çıkıp falan, değil, mi? değil mi? Sezgisel olarak o anda kalmaya o, e, niyetlenip bir şey yapma durumumuz bu döngünün içerisinde e, çok daha azaldı ve çünkü dediğin gibi sürekli yeni bilgi pompalanıyor. Hmm. Pompalanan bilgiler de eğer bizim normlarımızla uymuyorsa, kültürden çok bağımsız bazı şeylerde e, eğer özümsenmemiş bilgilerse ee, benim için 80'lerde Amerika'da yazılan kitaplardan bir farkı kalmıyor yani. Hiçbirimizin hayatı da hani Hollywood filmi değil. Vasat olan <laughs> e, normaldir yani. Hatta tam tersi Yeşilçam filmi. Kavuşamamak <laughs> var, özellikler var. <laughs> Peki, ee, meseleye tabii ki kadın e, olarak baktık bugün ama tabii ki kadın, erkek. Bu anaç duygudan biraz bahsetmek istiyorum. Bazı kadınlar var hiç doğurmamışlar. Olmamış, istememiş kısmet olmamış. Fakat çok kalbinden doğuran kadınlar var. yani hani anaç mı demek doğru bilemedim hani içimden kalbinden doğurmak geldi ama burada anne değiller diyebilir miyiz? Hayır, kesinlikle diyemeyiz. değil mi Çok güzel bir şey söyledin. Kalbinde doğurmak, kalbinde hmm. taşımak. E bazen hakikaten o ilk konuştuğumuz en başındaki anaçlık duygusu hmm. bazı insanların hücrelerinde var. Hmm. E, kadın ya da erkek fark etmez. Hatta böyle şimdi popüler karakterler var. Abla, anneleri oynayanlar. E, burada biraz daha işte e, terlemeden üstünü çıkart diyen, o çoraplarını giy ya. diyen. <laughs> Ondan sonra aşırı korumacı, aşırı... E, kapsayıcı anne olanlarımız yani. var anne kadınlar var çok yoruluyorlar tabii ki ee, bazen ilişkileri yordukları da oluyor bu kadar kapsamayla ile hmm. birlikte ee, orada o anaçlığın hoş gelen tadını dokusunu kaybetmemeyi çok kıymetli buluyorum. Dozunda mı? Gerek, e, buluyorum ama dediğin gibi o aşırı abartılı koruma orada çünkü hükmetme de başlıyor. Hmm, güzel, yani, bedel istiyorsun e, değil yani. mi? Orada e, biraz daha hükümdarlık... ve kontrol etmede başlıyor. Bu da her sağlıklı yetişkini belli bir miktarda rahatsız eder. Çok doğru. Değil mi? Çok doğru. Yani o dozu söylüyorsun. E, bu arada bir yaman çelişkiyi daha sormak istiyorum. Hmm, kadın erkek ilişkisinde erkek e, bakım aldığı anneye, anne modeline, hı hı. bu babaanne, anneanne de olabilir. Hı hı. Benzeri seçmeyi seviyor. Hı, hı İlk başta genel geçerde görüyoruz. E, hatta benzeri yarıştırmayı da seviyor. <laughs> yani evet anneme benziyorsun ama köftesi bir tık daha yani bir tık daha iyi olacaksın ileride. Merak etme. <laughs> ya da yani en basit örnekten anlatıyorum. Ya da annesi gibi dominant, güçlü kadını seviyor. Fakat ne oluyorsa oluyor. O anneden sıkılıyor yani o annenin devam ettiği kadını burada kadın neye hizmet ediyor sence neden oluyor yani bunları çok duyduğumuz için soruyorum böyle yoksa bir araştırma yapmadım ama hep bunu duyuyoruz hatta ayrılan birçok çifte sorarız Niye? İşte annem gibi oldu yani kolum kanadım oldu eşliği kaybettik gibi hı hı. ne oluyor süreçte kadın ne yapıyor ya da erkek ne yapıyor özellikle bir aşkla çekimle evlendiysek e, aşk çocukluk ihtiyaçlarımızın tümüdür. Hmm. E, özellikle ihtiyaçlı tarafların e, doyurulduğu bir ilişki içinde buluruz kendimizi. Bu kimyada ortalama iki sene içerisinde biter. Sonrasında senin bahsettiğin gibi e, annesini bekleyenlerde e, olur. Tam tersi annesini görmekten rahatsız olan ve tetiklenenler de olur. Hmm. Burada e, zaten biz farkında olmadan bilinç dışı bir e, dinamiğe girdiysek sistemler çalışmaya başladıysa çok kişisel meselelerimiz su yüzüne çıkmıştır. Annemizle halleşemediklerimiz, babamızla atlatamadıklarımız. Hmm. Orada kalmıştır. Biz onları bir rafa koyduk, belli bir yerde tutuyoruz, iyiyiz böyle zannetsek de özellikle evlilik... ...kendi evimizin... E, ...bir role playing haline hmm. gelir. Yani orada bir sahne canlanır. O yüzden bu çok... ...sık duyduğumuz yerler. Yani bu kadar anaç olması. E, bunun... ...yine sevgiye dahil... ...hani baktığımızda birbirimize... ...bakım verme e, ihtiyaçlarımızı... ...giderebiliriz. Yani ben eşimin üstünü... ...örtmüşüm. Bu çok fazlaca bir şey değil. Bence de, değil evet mi? E. Hani çok hoş olmayan bir şey de değil. Ama sürekli... E, geldin mi? Gittin mi? iyi misin? Hani iki yetişkin hayatının birbirini limitleyecek sınırlara geliyorsa bu korumacılık. Hmm. E, tabii ki e, tetiklenme ihtimali çok çok yüksek her iki tarafında. Eskiye mi döndüm? Yine yaşadığım aynı şeyi, hani yani, şeyi mi yaşıyorum? Kıskaca yani, o kıskaca mı alınıyorum? Değil mi? O, o da tabii çok ilişkileri zedeliyor. Yani burada e, e, çok garip. Yani burada sanırım her şey iclal dönüyor, dülluşuyor. Kendi farkındalığın yani hmm. ben neyim, niye varım, buradaki görevim ne, karşı tarafa niye varım hmm. mu sorgulamak mı? Yani burada bireysel e, aslında kadın erkek diye ayırmak istemiyorum ama biraz daha kadın bu noktada e, özellikle hizmet eden hmm. yani e, erkeğin gücüne hizmet eden hmm. olarak e, konumlandırıldığı için hmm. e, önce gücü, Cezbetmek için belki dişiliği, sonra gücü bağlayabilmek için anneliği, sonra gücü devam etmek için hem onun anneliği hem de kadınlığı sürdürebilme rolü yükleniyor mu diye sormak istiyorum kadına. Uzun bir Amerika'da bir çalışma olmuş da <laughs> i̇şte şey demiş mesela Amerika'da evlenme çağındaki erkekler, çekici ve güzel bir kadınla evlenmek istiyorum çoğunlukla. Hmm, hmm. Bizde de tam tersi iyi anne olabilecek bir kadınla evlenmek evet. istiyorum. Evet. Yani bu zaten bu anlamda farklılıkla başlıyoruz olayda. İyi, anne hani anneliğin ya da ev kadınlığının kutsanması ama norma. kızlar da öyle der baba doğru babadan çocuk Değil mi? Aynı yani şekilde orada bir mülkiyetçilik kadınlarda... mi var acaba diye evet, sormak istiyorum orada yine e Büyümemeye, büyümeye karşı direnç var aslında. Hmm, güzel. Yani ya ben sana, size çok komik bir şey anlatayım. Eşimi izletmeyeceğim falan son <laughs> son beş dakikayı. <laughs> Şimdi bir gün farkında olmadan işte eşimle 5 yılı özel böyle güzel böyle bir bilek bilezi kalmış. Ben ama dedim spor ayakkabı istiyordum. <laughs> bir dakika ya hani. Çünkü o çok kadınlık sembolüdür, evlilik sembolüdür hani e, bilezik yani toplum hmm. kültürel olarak da böyledir. Ama spor ayakkabı alsın <laughs> babalık yapsın parka götürsün ya, falan der gibi yani. Çok, çok teşekkür ediyorum bence Aynen. harika bir... Ee, güzel şeffaf bir örnek verdi yani eş orada dişiliği istiyor sen ne diyorsun babam o spor ayakkabı o spor <laughs> ayakkabı bu ne alakasız bir şey diye kendime gelip özür diledim Tabii ki çünkü e, dediğin gibi biz o kadar kapsanmaya kol kanat altında e, hmm. büyümeye hiç ayrışmamaya Çok güzel programlanıyoruz evet. ya e, hatlar karışıyor yani. O yüzden çocuğumuzu da kıskanıyoruz. O yüzden başka bir şeyler de bekliyoruz. Hmm. E, dolayısıyla herkesin bireyselliği. Ben zaten aile çalışmıyorum. Hmm. E, çiftlerle ilişkiler çalışmıyorum. Yetişkinlerle bireysel psikoterapi çalışıyorum. Psikoterapi önemli. Çünkü ben de senin gibi bu tamamen e, tarz meselesi bireysel iyiliği tüm aile üyelerine iyi gelebileceğini hatta şöyle söylerim hep. Çift terapisini bir süre bir 6 ay denemeyin. Biz siz çalışın. Eğer siz belli bir kademeyi atlarsanız eşinizin de size eşlik etme ihtimali çok yüksek. Harikasın. Yani dedi ki sevgili İclal sen değişirsen dünya değişme ihtimali daha çoktur. Reklam aran var. <laughs> Daha dip notlarımız bitmedi. İstiyoruz. 21. yüzyıl annelerine, annelik ve dişilik üzerine önemli ipucular ver desem neler verirsin bize? Ne güzel bir soru. Teşekkür <gülüyor> ederim. <gülüyor> Önce bir sabah kalkalım şöyle bir aynaya bakalım derim. Hmm. E, kendimize uyanalım. E, o ha. kendimize uyanma kısmı e, çünkü özellikle... E, evde e, sorumluluklar gereği özellikle işte küçük grup çocuklar varsa anneliğe uyanıyoruz. Ama anneliğe uyanmak hepimiz için cezbedici değil böyle. Anneliğe uyandım ve çok mutluyum diye değil. Eskisi gibi bir kahveye, eskisi gibi benliğimize eş olma rolünü seviyorsak eş olmaya uyanmak iyi bir seçenek ve böyle istikrarlı bir şekilde bazen yaparız 10 gün yapmayız o yüzümüze bakma durumunu hoşumuza gitmese de istikrarlı bir şekilde yapmayı öneriyorum. Yani her sabah düzenli olarak kendimizi iyi hissedeceğimiz bir e, dokunuş. Hı hı. Bu makyaj değil. Sadece sağlıklı ve bakımlı olmak. Ya yani bir saçını taramak bile. yani. Bir Aynen öyle. Bir işte bir gül suyu sürmek. Yani Bravo. iyi gelecek bir şey. Soğuk suyla yüzünü yıkamak. Güzel bir sabunla. Yıkamak. Ve biz kendimize kalktığımızda... her şey çok daha iyi geçecektir. Ee, özellikle başkalarına bakım verirken Kendimize bakım verme, uykumuz olsun, beslenmemiz olsun, vitaminlerimiz olsun. Bunları e, ihmal etmeden yine istikrarlı bir şekilde, çünkü çocuğumuzun vitaminlerini aksatmayız ama kendimiz kendimize bir destek vermek istediğimizde ama işte vakit olmuyor, şöyle oluyor, böyle oluyor deriz. Çoğunlukla. Halbuki uçak düşmeden değil mi? Önce kendine evet. tak diyorlar. Aynen öyle. <laughs> Orada kendin eğer o e, iyi olma halini e, en azından bugün... Bu, bunu kendim için yapıyorum deme halini gösteriyorsak Bravo. bence 21. yüzyıl anneliği için en önemli ki e, hatırlatıcı kelime bence bu. Bence babalık için de geçerli. İnsanlık, Her, insanlık için. için geçerli. İnsanlık için yani o rutinlerimiz e, o e, ritüellerimiz devam etmeli. Yani e, bunu başka sorumlulukları bahane edip kendimizden vazgeçmeyelim. Benim hmm. için en önemli kısım bu. E, bir de e, bu sorumlulukları da Bölüşmeyi e, doğru zamanlamayla paylaşalım değil mi? Yani orası. Mesela bir sorumluluk tek kadında, tek erkekte olduğu zaman patlamalar oluyor. Hı hı hı. Orada sanırım ideal zamanı bulup dertleşmek çok kıymetli. Anda değil de belki. Evet, aynen öyle. Dediğin gibi özellikle bu bir tartışma ortamına girdiğinde değil. değil. Ama ihtiyacım var, güçlü Sabah olmamız. Sabah çok zorlanıyorum kaldırmakta. <laughs> İki gün sen kaldırır kaldır. mısınlar falan. Evet, böyle var. iş bölümleri yapılabilir. Çünkü biz tümden bir şeylerin değişmesini bekliyoruz <laughs> bu sefer bastırdıkça. Dediğin gibi haftanın yedi günü, işte üç gün... Böyle bir konuda destek olabilir misin? Ben 40 dakika daha uyumak istiyorum. Ya da işte sofrayı ben hazırlayacağım, toplamayı sen yapabilir misin? Yani bunlar böyle çok birlikte konuşulmayacak şeyler değil. Eğer bir taraf özellikle böyle durumlarda, öfkeli anlarda konuşmamak gerekiyor. Evet. O arayı bölmek gerekiyor. Çünkü kendi dinamiklerimiz de az önce yayın başında söyledik ya, yeni kurulan ev... Kendi repertuarımızdaki sıkıntıları, ruhsal e, yaşantıları çok fazla ortaya çıkartıyor. Kişi kendinde anlam veremediği bir takım e, tepkisel davranışlar buluyorsa o noktada da yardım alması, bir ruh sağlığı uzmanına Harikasın. başvurması gerekiyor. Ne zaman kazancı ne evlat kazancı ne hayat kazancı Çok teşekkür ediyorum sevgili işlercim. Ben çok teşekkür ederim. Yola Harik devam, verdim. daha çok kesişiriz, daha çok konu konuşuruz ama şu bireyselleşmek benim için... Ee, bu hayatta farkına vardığım en büyük hediye olduğuna inanıyorum ee, ve bu konuda e, terapiler aldım ve çok yararını gördüm. Hani bana soruyorlar bazen 25-30 yaşınızdakinden çok daha iyisiniz çok teşekkür ediyorum. Kesinlikle bireyselleşme terapilerinin ışığıdır. Hepinize teşekkür Hı. ediyorum bütün meslektaşlarına senin adına iyi ki varsınız. Efendim bugün çok önemli bir konuyu konuştuk sevgili iclerle aslında kadın üzerinden insana yine dokunduk umarım çok feyz almışsınızdır bundan sonraki vaktinizi mutlu sağlıklı ama her şeyden önce iclerden öğrendiğimiz bir dengeleyerek geçirmeye çalışırım derim hoşçakalın.